kalsiyum zengini besinlere de bakalım mı? Tabii ki. Nedir dediğimizde yoğurt başı çeker herhalde. Yani süt ürünleri ama özellikle yoğurt ve peynir. Yoğurttan da önce peynir, sert peynirler. Bir peynir ne kadar sertse o kadar kalsiyum içeriği yüksektir. Yani böyle kazık gibi olan bir peynir, yani gravyer peyniri mesela beyaz peynirden daha fazladır. Ama parmesan gravyerden daha da fazladır. Ne kadar çok mesela bir kilo parmesan için yanlış hatırlamıyorsam 15-20 kilo süt kullanıyorsunuz. Onun içindeki Evet, evet. Kalsiyum onun içinde kalıyor. Kalsiyumu atmıyorsunuz. Suyu gidiyor. Dolayısıyla peynir ve yoğurt tüketmek kalsiyum kazanmanın birinci noktaları. Sütten kazandığınız kalsiyum da az değil ama sütteki kalsiyum, sütteki fosfat zenginliği nedeniyle çok fazla bağırsaklardan emilip işe yaramıyor. Dolayısıyla süt ürünlerini, çocuklara süt, bizim prensibimiz o. 4 yaşına kadar sonrasında ve yetişkinlere süt ürünü. Kalın yapraklı sebzeler mevzanın çok ciddi kalsiyum kaynağı. Bilhassa lahana, karnabahar. Onları o diri ve kalın halleriyle ayakta tutan iskelet zaten kalsiyum iskeleti. Bizim kemik iskeletimiz gibi. Aynı Onların mantık, da kemiği doğru. Aynı mantık var. Bir de bakliyatta çok fazla var. Bakliyatın içinde bakliyat ne kadar küçükse o kadar fazla. Mercimek. Mercimek, maş fasulyesi. Kuru yemişlerin hepsinde var ama şampiyon badem. Bademdeki kalsiyum çoğunda yok. Meyveler, kuru meyveler özellikle bizim bir deyimiz var. Bir daha söyleyelim, hatırlayalım. Kuru erik sağlam kemik. Erikte inanılmaz kalsiyum var kuru erikte. Hanımların buradan haberler olsun. Hem bağırsak sağlıkları için hem çünkü kabızlar çok iyi gelir kuru erik. Hem yüksek antioksidan gücü nedeniyle kuru erikteki antioksidan güç hiçbir kuru meyvede yoktur. Çok yüksek antioksidan içeriyor. Hem de çok yüksek kalsiyumu var. Bu kadar yeterli.